Arkadaşlar merhabalar bu videomla geometri tekrar dersleri videosuna başlıyoruz. Bu videoda ne, ne anlatacağım? Doğruda açı, üçgende açı ve ek çizimlerden bahsedeceğim size. Şimdi e, iki günde bir yapacağız arkadaşlar bu tekrarı. İki günde bir yapılmasının sebeplerinden biri de şu. Ben bir gün buradaki videoyu izlersiniz. Aynı gün içerisinde de yapabilirsiniz. Sıkıntı değil de bir de benim de hazırlama biliyorsunuz PDF hazırlama gibi şeylerim de var arkadaşlar. E, ne yapacaksınız? Siz, ben benim için de iyi olur iki günde bir olması. Tabi sınava yakın bir zamana böyle geldiysek böyle yetişmeyecek gibi bir şey olursa da onu her güne de çekebiliriz arkadaşlar. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. İki günde bir olmasının amaçlarından bir tanesi de aynı zamanda matematik tekrarı da yapacaksınız. Biliyorsunuz SML Hoca da kendi kanalında matematik tekrarını yapıyor. Mesela ben bugün geometri yaptıysam yarın da hocamız salı günde hocamız e, matematik tekrarı yapacak. Bu videoları izlemek zorunda değilsiniz. Tabii ki izlemek zorunda değilsiniz. E, hocam tekrar için sadece bana bir program lazımdır programı kullanmak istiyorum da diyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hatta ben şu, şu tavsiyede bulunacağım. Arkadaşlar e, konu anlatımını, konu özetini çok detaylı anlatmayacağım. E, çünkü bu tekrar dersi. Konu özetini dinledikten sonra ne yapacaksınız? E, videonun açıklama kısmında şey var, link var. Linkte e, birinci şey boş pdf diye hani doğrudan açı üçgende yazıp boş yazar. E doğru da açı üçgende açı dolu yazar arkadaşlar. Boş PDF'i indirip soruları siz kendiniz çözün. Kendiniz çözebiliyorsanız ne ala. Çok güzel. Hiçbir şekilde izlemenize, dinlemenize gerek yok. Sizin için vakit çok değerli arkadaşlar. E, şu, o şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ama bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben sizin sorular üzerindeki anlatımınızı da çok seviyorum. Oradaki mantığınızı da çok seviyorum diye söyleyenler de var. O zaman sıkıntı yok bir tekrar dinleyebilirsiniz arkadaşlar o konuda hani size orada güzel bilgiler de vereceğiz size kalmış ama izlemeseniz bence daha iyi olur sadece tekrar kısmını izleyip soruları kendiniz yapın yapamadığınız soruları pdf'den bakın pdf'den de anlamadığınız zaman e, soruların çözümlerini videodan bakabilirsiniz arkadaşlar tamam mı? bu şekilde yapalım Heh. bir de en önemli şeyi söyleyeceğim biz bunu yaptıktan sonra yani siz benim hazırladığım pdf'i de çözdükten sonra ne yapacaksınız? MEP kazanım testlerini çözeceksiniz arkadaşlar. MEP kazanım. MEP kazanımı da çözdükten sonra en güzel bir tekrar aracı karşınızda arkadaşlar. MEP kazanım hocam biz çözdük diyenleriniz vardır. Hayır çözmediniz. Tam anlamıyla çözmediniz. Siz belki mezun testlerini çözdünüz. Yani sınava yönelik olan testleri çözdünüz. Ara sınıf testlerini çözdünüz mü? Belki de çözmediniz. Sadece mezun grubunda yani sınava hazırlık grubunda şey yok ki. E, Doğruda doğru açı üçgende açı yok ki. 9. sınıfta da doğru açı üçgende açı var. İşte o yüzden hiç çözme, hiç çözmemişsiniz gibi konuşayım ben şimdi. E, siz bu tekrar ettikten sonra e, MEP kazanım sayfasına giriyorsunuz. Oradaki MEP kazanım testlerinde mezun grubu var. Mezun sayısal yeterlik var. Yani mat bir kısım var. Bir de üçgenlerden bahsediyorum. 9. E, e, sınıfta doğruda açı, üçgende açı testi vardır arkadaşlar. Onları da indirip çözün. Çok güzel bir tekrar aracı olur. Peki hocam biz bunların çözümlerine nasıl ulaşacağız? Biliyorsunuz arkadaşlar Zonguldak ÖDM kanalı bunların çözümlerini bir hafta içerisinde yükleyecek. En geç iki hafta içerisinde bütün çözümler zaten kanalda olur arkadaşlar. Buradan da o testlerin çözümlerine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Valla bu şekilde yapın. Harika bir şekilde tekrar yapmış olacaksınız ve bütün eksiklerinizi kapatmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada bir özet var. Bu özette her şey var. Ben hatta bazı özelliklerin üstüne çarpıda koyacağım arkadaşlar. Bilmeniz gereken şeyler bu. Bilmemeniz gereken şeyler bu diye söyleyeceğim arkadaşlar. İşte gerekli olan bilgiler bizim için çok önemli arkadaşlar. Geometride biliyorsunuz e, temelli bir yapı vardır. O temel yapının üstüne bazı mantıkları kurarız arkadaşlar. Haydi bakalım doğru açılar biraz sizin için sıkıcı gelecek ama mecbur tekrarımızda bu da olmak zorunda arkadaşlar. Doğru açılar. Arkadaşlar hızlı geçelim isterseniz bu kısmı ee, başlangıç açı, açı tanımı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimi neydi başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimiydi arkadaşlar şu a o b başlangıç noktaları aynı olan iki ışın. Şuradaki açının ölçüsüydü. Açı dediğimiz şey tamamıydı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sonra dar açı 0 ile 90 derece arasındaki olan açı, dik açı 90 derece olan açı, geniş açı 90 ile 180 derece arasında olan açı, doğru açı 180 derece olan açı. Yani şu şekilde 180 derece olan açıya biz doğru açı diyoruz arkadaşlar. Tam açı 360 derece olan açıya biz 360 derece olan açıya tam açı adını veriyoruz. Tümler açı Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır. Nereden gelecekti aklımıza? Tümler açı. Hani bizim ters T diklik anlamına geliyordu ya. Oradan hatırlıyorduk. Hani D1 dik, D2. Hani ters T diklik anlamına geliyor. Tümler. Ee, burada diklik yani birbirini 90'a mı tamamlıyor 180'e mi tamamlıyor bazen kafa karışabiliyordu. O yüzden bu şekilde aklınızda kalabilir. Bütünler açılarda toplamları 180 derece olan açılara biz bütünler açı diyorduk. Ha bir de tümler açı da arkadaşlar şu şekilde söylüyorduk. Tümler açı dediğimizde birine alfa deyip birine beta deyip alfa artı beta 90 derece demektense tek bilinmeyen cinsinden gitmek daha mantıklıydı. Yani alfanın tümleri nedir arkadaşlar? Tümleri 90 eksi alfa demek ee, alfanın bütünleri dediğimizde de bütünleri dediğimizde de ne diyeceğiz arkadaşlar? 180 eksi alfa deyip tek bilim yerinden gitmek daha mantıklı oluyordu da arkadaşlar. Tamam. Evet. Bunlar bizim doğruda açılardaki tanımlarımızdı. Hızlı bir şekilde geçtik. Şimdi gelelim paralel iki doğruyu bir kesenle yaptığı açılar. Arkadaşlar bir kere ters açılar var. Ters açılar. Bunların yönlerini şöyle belirleyelim arkadaşlar. Ters açılarımız şunlar. Sadece kesen iki doğruda ters açılardan bahsedebiliriz gerçi burada ters açılar ne? A ile C D ile D, E ile G, H ile F bunlar ters açılardır. Bakın şurada da yazılmış arkadaşlar. Bu ters açılar birbirine eşittir. Sonra yöndeş açılar aynı yöne bakan açılar paralelse tabi bu verdiğim özellik paralelse arkadaşlar. Aynı yöne bakan açılar, yöndeş açı diyoruz. Paralellik yoksa da yöndeş açılık sağlanıyor. A paralellik varsa yöndeş açılar birbirine eşittir. A ile E, D ile H C ile G, B ile F açıları yöndeş açıdır ve birbirine e, eşittir. İç ters açılar. Biz buna kısaca ne diyorduk arkadaşlar? Z kuralı adını veriyorduk. Nasıl Z kuralı hocam? Şöyle bir Z harfi ya da S harfi de diyebilirsiniz. Z harfin içindeki kalan açılar, bakın, iç ters açılar, İçeride ve birbirine ters olan açılar. C ile E birbirine eşittir ya da S kuralı. B ile H birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Dış ters açılar çok fazla kullanmıyoruz ama tanımını da yine bilmekte fayda var. Açılarımız dışarıda ve birbirine ters olan açılardır. E dışarıda ve birbirine ters A ile G birbirine eşittir, D ile F birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Sonra bir de karşı durumlu açılar var. Karşı durumlu açılara da biz ne diyoruz arkadaşlar? U kuralı diyoruz. Niye U kuralı hocam? Şöyle bir U harfi olduğundan dolayı arkadaşlar. Şöyle bir U harfi olduğunda, bakın U harfi B ile E açıları iki paralel doğru arasında U harfi ya da C de diyebilirsiniz. İki paralel doğru arasında U harfi olduğunda B artı E neye eşittir? 180'e eşittir arkadaşlar. Ya da şurada bir U kuralı var. C artı H iki paralel doğru arasında toplamları yine 180 derece olur arkadaşlar. Tamam. Evet. Bunlar önemli şeyler. Önemli tanımlar. Biz bunları sorularda kullanacağız. Ve doğru açılardaki ek çizimimiz nedir arkadaşlar? Ee, onu da söylemeden geçmeyelim. Ya paralel doğruların böyle uzantılarını alırız arkadaşlar. Uzatırız yani. Ya da Garip çok garip bir soru varsa yapacağımız iş şudur arkadaşlar. Sivrilen yerden paralel çizmektir. Biraz sonra bunu detaylı bir şekilde yine göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bir de şöyle bir zikzak kuralı var arkadaşlar. Burada M kuralından bahsetmiş mi, bahsetmemiş mesela. Bir M kuralından da bahsedelim biz burada. Şurada yazalım isterseniz. İlk önce M kuralından bahsetmek daha mantıklı. Bakın zaten M kuralı m kuralı, z kuralı ve u kuralı çok önemli. muz diyoruz daha doğrusu kısacası biz buna. İki paralel doğru arasında bir m harfi varsa arkadaşlar, bakın şuradaki açı A açısı, burada kaçtı B açısıysa burası da X açısıysa X açısı eşittir A artı B'dir arkadaşlar. Yani sola bakan açılar sağa bakana eşittir diyeceğiz. Bunun ispatını zaten ben yapmıştım arkadaşlar. Nasıl yapmıştık? Sivrilen yerden bir paralel çizerek Z'den dolayı A açısı, Z'den dolayı B açısı. Bakın ikisi açısı gerçekten de A artı B'ye eşit oldu diye söylemiştik arkadaşlar. O yüzden sivrilen yerden paralel çizmek de bu konuda önemli arkadaşlar. Bir de zikzak kuralı var arkadaşlar. Zikzak kuralı da ne yapacağız? Sağa bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşit. Yalnız sistematik bir sıra lazım bunda. Bazen şey oluyor. Mesela burada sağdan başladıysak sağ, sol, sağ, sol, sağ diye okları gösteriyorsunuz. Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşittir. Ha bazen iki tane sol, sol geliyor. O zaman sağa bakan açısını alacaksınız. Ya da çok sıkıntı yaşadığımız zaman ne yapacağız zaten arkadaşlar? Sivilen yerden paralel çizerek sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu. Peki. Hocam bir de böyle kalem ucu kuralı diyorlar. Üçünün toplamı 360 diyorlar. Peki bu 3 tane açı değil 4 tane açı olursa, 5 tane açı olursa, 6 tane açı olursa ne yapacaksın? O da 360'a eşit. Hayır değil. İşte biz bunlarda bu kuralı yani tavsiye etmiyorum arkadaşlar ben. Kalem ucu kuralı diye bir şey bilmenize gerek yok. Biz sıkıştığımızda sivrilen yerden paralel çiziyorduk. O zaman burada da bir sivrilen yerden paralel çizersek o U kuralı. Toplamları 180. Hadi burada da var U kuralı. Toplamları 180. Bakın gerçekten de bu üç açının toplamı iki tane U. Yani üç açının toplamı iki tane 180'e eşittir arkadaşlar. Yani 360 dereceye eşittir. O yüzden bundan üç tane de olsa, dört tane de olsa biz yine sonuca rahat bir şekilde ulaşırız arkadaşlar. Tamam mı gençler? olay bu. Yani sırf bu artı bir artı C kalem ucunu sırf bunu göstermek için yazdım arkadaşlar burada. Kural olarak bilmeyin. Sivilen yerden paralel çizerek sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Geldik şimdi üçgende açılara. Üçgende açılarda arkadaşlar bir üçgende iç açılar toplamı 180. Hepimiz biliyoruz. Dış açılar toplamı 360. Üçgende e, bunu da hepimiz biliyoruz. Bütün çokgenlerde zaten dış açılar toplamı nedir arkadaşlar? 360 derecedir. Üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan diğer iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Ki biz ne diyorduk arkadaşlar? Dayanamam. Yani şeyi gördüğümüz zaman arkadaşlar. iki tane açı yan yana gördüğümüz zaman iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Dayanamıyorduk. Hemen bir dış açı yazıyorduk. Biz ısrarla şunu yapıyoruz. Mesela şurada göstereyim arkadaşlar. Silirim merak etmeyin. Burası 40 burası 70 e, burası da 80 ise mesela. Şurada kaç soruluyor. Siz 80 40 daha 120 buraya 60 kaldı. 60 ise burayı 180'e tamamlayarak deyip hep fazladan işlem yapıyorsun. İki tane açı görünce dayanamak, dayanamam kardeşim sen de dayanma. Toplamı ikisinin toplamı bir dış açıya eşittir. Kendisine kullanmadığınız açının dış açısına eşittir arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Tamam mı gençler? Yani sorularda da zaten biraz sonra göreceksiniz. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. Sonra e, ikizkenar üçgeni biz çok kullanıyoruz arkadaşlar. Eksizimlerde zaten ben bunu anlatacağım. Önemli olan ikizkenar üçgende tabanı taşıyan açıların birbirine eşit olması arkadaşlar. Şu açılar birbirine eşit olacak. Tamam mı? Hatta ikizkenarda kenarda tepe açısı falan filan verilmişse bize. ikizkenarda kenarda tepe açısı falan filan verilmişse. Atıyorum burası 20 derece ise buraya a a deyip 2 a artı 20 eşittir 180 demene gerek yok. Tepa açısı 20 ise 180'den 20 çıkart 160. Hocam bu iki açıya 160 kaldı ve birbirine eşit olduğu için 160'ı da 2'ye bölüp daha kısa bir şekilde bulabilirsiniz. Ya da 2 alfa ise 180 eksi 2 alfa bölü 2'den 90 eksi alfa 90 eksi alfa şeklinde de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. İkiz kenarlıklar üçgende açıda sorularda çok fazla karşımıza geliyor. O yüzden hemen genelde taban açılarına AA ya da BB ya da XX deyip işlem yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet bu e, kısımdan bahsetmeyeyim. Çünkü e, şeyde biraz sonra eksimlerde zaten bunu bahsedeceğim. Eşkenar üçgende nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgende bunu da detaylı bir şekilde daha sonrasında bahsedeceğim. Şu kısım önemli değil. Daha sonrasında bahsedeceğim. Çünkü eşkenar üçgende de bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Hatta şurası da A diyelim arkadaşlar. Bütün açılar da birbirine eşit olacak. 60-60-60. Tamam Aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Hocam açılarda başka kural yok muydu? Vardı ama biz çok fazla gerek duymuyorduk ama yine de burada gösterelim isterseniz. Neydi o kurallar arkadaşlar? Birincisi şu mesela açı ortaylarla ilgili iç açı ortaylarla ilgili kuralımız vardı arkadaşlar. Şu ee, kuralı bilmeseniz de kendiniz de sonucu zaten ulaşabiliyordunuz. Nasıl mı? <laughs> ABC şu alfa. Alfa 90 artı A açısı bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Sonra ikincisi neydi? İki tane dış açı ortay arasında olduğu zaman arkadaşlar. iki dış açı ortay arasındaki açı. Şurası, 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 şurası. Şurası A açısı. Burası alfa sorulduğunda da alfa 90 eksi A açısı bölü 2 eşit. Hep A, kullanmadığımız açının yarısı. Bakın şu açının yarısı, şu açının yarısı. Ya da bir iç ile bir dış arasındayız. Bunları da detaylı bir şekilde daha sonrasında üçgende açı ortayda anlatacağım arkadaşlar. Tekrar da o şekilde yapayım. Bir iç açı ortayla bir dış açı ortay arasında kalan açı. Yine kullanmadığımız açı A açısı. Direkt alfada bu sefer A açısı bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Ha hocam ben kuralcıyım diyenlere bu şekilde gelsin. Kuralcı olmayan arkadaşlar lütfen x x y y deyip de zaten sonuca ulaşabilirsiniz. Bir de böyle şeyler vardı. Bir de bazen bunlarla alakalı içte çemberin merkezini kullandırmalı durum vardı. O durumda da üçgende açı ortayda bahsedeceğim arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Hocam bir üçüncü köşeden de bu köşeden bir üçüncü köşeden de böyle bir şey geldiği zaman bu da açı ortay olur. Yani iç açı ortay olur. Hocam bu da gelirse açı ortay olur. Ya üç tane iç açı ortay bir noktada kesiyor da iç iç burası da iç olur. Ya da iki dış bir iç bu iç açı ortay olur. Mesela bu iç açı ortay bu dış açı ortaysa buradan gelen ne olur tahmin edin. Hocam bir iç bir dışsa o zaman iki dış bir iç olacak. Buradaki buradaki de bu açının dış açısını parçalayan, dış açısını iki eş parçaya bölen e, açı ortay doğrusu olmak zorunda arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu detayı çok fazla girmeyelim isterseniz. Tamam şunlar da açı ortay olur diye şöyle gösterelim isterseniz ama e, sorularda falan karşınıza çıkarsa kullanırsınız. Normalde üçgende açı ortayda biz bunu kullanacağız. Evet olay bu sevgili gençler. doğru da açı ve üçgende açı tekrarı bu kadar. Bir de bunun yanında e, ek çizimler vardı. Geometride kafamıza göre ek çizim yok arkadaşlar. Ek çizimler yani toplasanız toplasanız ya <laughs> üçgenlerden bahsedeyim. Üçgenlerdeki ek çizimimiz 1. muhteşem üçlü, 2. orta taban, 3. ikizkenarlık ek çizimi. 4. üçgende açıortayda kollara çizilen dikmeler ve olacak arkadaşlar. E 5. özel açı mantığına ait dik çizimi olacak arkadaşlar ve 6. 6 da üçgende alanla mesela üçgenin alanı taban çap yükseklik bölü 2 ya tabana ait yükseklik bölü 2 ya orada tabana ait yüksekliği çizeceksiniz arkadaşlar. Tamam 6 tane topu topu 6 tane. Geometride toplasanız bir de çemberde mesela ek çizim mantığı var. Çemberdeki ek, ek çizim mantığı da şudur. En güzel ek çizim yarıçap çizmektir Bitti. 7 diyelim ona da. Dikdörtgende, karede var mı? Sadece köşegenlere eşit olan dörtgenlerde var. Bir köşegen eşitse diğer köşegenin çizme mantığı var. 8 etti. Ee, başka var mı arkadaşlar? Katı cisimlerde falan filan da yüzeyden üçgen oluşturmalı durumlar oluşacak arkadaşlar. Ee, yani 9 tane. Bunların dışında ek çizim çizmek var mı arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle yok. Kafamıza göre oradan bir kenar ortaya çizeyim. Oradan şunu çizeyim. Buradan bu üçgeni oluşturayım falan filan yok. O üçgen oluşturmalar ancak ve ancak üçgende alanda oluyordu. Alan dağıtırken kullanıyorduk arkadaşlar bunu. Evet şimdi ek çizimleri ben burada anlatayım ve ek çizimlerin sorularını ayrı bir şekilde yapayım. Sonra doğru açı üçgende açı sorularına bakacağız arkadaşlar. Ek çizim hatırlatalım. 90 dereceden çizilen kenar ortay eşit eşitken muhteşem üçten dolayı burası da eşit oluyordu. Bunlardan 3 tanesi sağlanırsa 3 tanesi varsa diğerleri de vardır. Diğerleri de vardır. Diğeri de vardır. Yazalım. <laughs> ne demek yani? Hocam 3 tane eşitlik var mesela. 90'ı yapıştırırsın. Hocam 90 derece var. Kenar ortay. Kenar ortay. Muhteşem üçten üçüncü eşitliği koyarsın. Ya da en fazla gözden kaçan şudur arkadaşlar. Hocam 90 derece var. Şurası eşit, şurası eşit. E bir üçüncüyü koyarsınız arkadaşlar. Ha, biz ek çizimi nerede yapacağız? Muhteşem üçlüde ek çizimde 90'ın karşısında eşitlik varsa ve alakası yerlerde eşitlik olduğunda soruyu ilk önce ek çizimsiz bir şekilde çözmeye çalışacağız. Çıkmazsa ek çizim hissiyatı içimizde oluşmuşsa o zaman ek çizimi çizeceğiz. Yani verilen bilgileri kullanamıyorsanız o zaman 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 90'lı sorularda 1'e 2 oran varsa muhteşem şu çizilir. Bak ağzımdan çıkan cümleyi geri sar, istersen bir de şuraya yaz. Ne zaman çiziliyormuş? 90'ın karşısında eşitlik varsa ve ne zaman 1 bölü 2 oran varsa arkadaşlar. Tamam mı? 90'lı sorularda 1 bölü 2 oran varsa. Geldik ikinciye. İkincisi de ek, ikiz kenarlık ek çizimi. Ki bence en önemli ek çizimlerden bir tanesi. Yüksekliğe ayrı bir göze bakacaksınız arkadaşlar burada. Ne demek yani? Hocam ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem kenar ortaydır hem açı ortaydır. Şöyle bakacak olursanız 4 tane özellik var. Hocam 1 ikiz kenar olması. 2 bu doğrunun yükseklik olması. 3 bu doğrunun açı ortay olması. 4 bu doğrunun kenar ortay olması. Bakın üçünde de bu doğrunun diye başladım arkadaşlar. Yani A Arkadaşlar bir doğruda 3 e, tane birden özellik var arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman ikiz kenarlık ve bir doğruda 3 tane birden özellik varsa ve bunlardan herhangi ikisi sağlanırsa eksik parçayı da biz tamamlarız. Nasıl mı? Hocam ikiz kenar üçgen kenar ortaysa yüksekliktir ve açı ortaydır. Eksik parçayı biz tamamlarız. Hocam ikiz kenar üçgende açı ortaysa kenar ortaydır ve burası da yüksekliktir. İki şart sağlandığından dolayı. yüksekliği ayrı bir gözle bakacaksınız. Hocam yükseklik aynı zamanda açı ortaysa bu bir kenar ortaydır ve ikiz kenardır. Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüşse yani yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa tabii ki aklımıza ikiz kenar gelecek arkadaşlar ve bu bir açı ortaydı. Ve ek çizim neresinde hocam bunun diye soracak olursanız şöyle bile olabilir arkadaşlar. Bak yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksınız. Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. E, o zaman aklına gelen başınıza gelsin diyoruz. Hemen yüksekliğin kollarında ikiz kenarlık yok mu? Var. Yüksekliğin kollarında ikiz kenarlığı oluşturacaksınız arkadaşlar böyle. Bu ikiz kenardır diyeceksiniz. Açı ortayı da şu şekilde eklemesinde yaparsınız arkadaşlar. Bu çok önemli ve çok fazla karşımıza çıkan bilgilerden birisidir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ve üçüncüsü orta taban. Aynı zamanda bir benzerlik yöntemidir. Ama orta tabanı biz benzerlikten önce çok kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden biz burada anlatıyoruz. Ve ek çizim yöntemleridir. Benzerlikte çok fazla ek çizim yapmayız. Ama e, eşitlik olduğunda bir ek çizim yaparız. Evet. Orta taban dediğimiz şu ADDB'ye eşit, AEC'ye eşit, DE ile BC birbirine paralel ve DE bölü BC yani burası K iken burası 2K şartlarından en az ikisi varsa yine diğerleri sağlanıyor. Sadece bir durumda sağlanmıyor en az ikisi olduğu durumda arkadaşlar. O da hangisinde? Şu 1'e 2 ve eşitlik olduğunda sağlanmıyor arkadaşlar. Ama orta taban çizgisi nasıl bir çizgi? Paralel bir çizgi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Heee. Hocam şunlar eşit şunlar eşitse ikişer sağlandı. Orta nokta orta noktaysa bunlar paraleldir ve burada 1'e 2 oran vardır. Hocam paralellik ve şunlar eşitse orta tabandır. Şunlar eşittir ve burada 1'e 2 oran vardır. Hocam hem paralellik hem de 1'e 2 oran var. O zaman bunlar eşittir. Bunlar da eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Hocam ek çizim bunun neresinde diye soracak olursanız eğer. Yani. Orta tabanı ne zaman çizeceksiniz? Sadece eşitlik varsa eşitliğin mantığını kullanmak için. Eşitlik varsa Orta taban çiz. Bunu unutma. Ne demek hocam eşitlik varsa orta taban çiz. Bak şuraya gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bir soru. Şurada bir eşitlik var. Ya siz bu tür sorularda ne yapıyorsun? Hocam bir kenar ortay çizeyim. Üçgen oluşturmak hiçbir işinize yaramaz. Özel bir durum olmuyor ki. Ha bu bir ikiz kenar üçgen olmuş olsaydı buradan çizilen kenar ortay yükseklik olurdu. O özel durumu sağlayabilirdik arkadaşlar. Ama burada arkadaşlar burada maalesef Sadece ve sadece eşitlik varsa eşitliğin mantığını kullanmak zorundasınız. Eşitliğin mantığını kullanmak için de sadece eşitlik varsa. Hocam burada da 90 olsaydı mesela 90'dan kenar ortay yani muhteşem şu çizilebilirdi. Ama sadece eşitlik varsa kaleminize eşitliğin olduğu yere koyun. İki ihtimaliniz var. Ya sola çizeceksiniz paralel çizeceksiniz. Ortaban çizgisi ya da aşağı çizeceksiniz. Sola çizdiğiniz zaman ne oluyor bakın. Şunlar birbirine paralel şunlar birbirine eşit. Burada da 1'e 2 oran vardır diye söyleyeceksiniz arkadaşlar. Peki aynı şeyin laciverti. Bakın şöyle eşitlik olduğunda bir de ne yapabilirmişiz arkadaşlar? Buradan eşitliğin olduğu yere kaleminizi koyun. Ya sola ya aşağıya. Belki de aşağı doğru çizeceksiniz. Mantıklı olan yer neresiyse oraya doğru çizeceksiniz arkadaşlar. Mantıklı olan yerde genelde karışık olan yere, yere doğru çizilir. Yani üçgen oluşturabileceğimiz yere doğru oluşur. Ee, arkadaşlar biraz sonra soruda da görürüz. Nasıl mı? Şöyle ki arkadaşlar. E buradan paralel çizdiniz şöyle şöyle bunlar birbirine eşit şunlar birbirine paralel ve burada da ne olacaktır 1'e 2 oran olacaktır arkadaşlar evet eşitliğin mantığı bu İşte bak mantık hep mantık üzerinden gideceğiz geometriye e, bunun üzerine inşa edeceğiz bunların üzerine inşa edeceğiz daha doğrusu önemli yer burası ya da yüksekliğin açı orta olması yükseklik mantığı mesela ben yüksekliğe ayrı bir gözle bakın diyorum yüksekliğin mantığı yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ya da yükseklik aynı zamanda kenarı ortaysa ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen x ikizkenar aklımıza gelecek. Aklınıza gelen başınıza gelsin İnşallah geometride. Muhteşem üçlüdür arkadaşlar. Süper üçlü de diyorlar tabii ki buna. 90'lı sorularda eşitlik varsa kullanacağımız e, ifadelerden biridir arkadaşlar. Şimdi <laughs> ben normalde kendi konu anlatımından seçmem ama ek çizimleri e, çok fazla araştırma imkanım olmadı arkadaşlar. Kendi PDF'imden seçtiğim sorularla bunları bir şey yapalım isterseniz. Ek çizim sorularına başlayalım isterseniz. Mesela açı sorusu aynı zamanda Hocam bak soruya bak. Alfa ve hiçbir açı yazamıyorum burada değil mi? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Peki yazsak yazsak şuraya bir x açısı yazabilirim. Bak alfadan gidemiyorum bakın. Zaten bilinenden bilinmeyene gideriz. Burada açı var ya hemen açının yanındaki açıyı yazdım. E burada hocam iki iç açı toplam bir dış açı yazdım. Bak iki açıyı yan yana görünce dayanamayız. Hemen burayı yazarız. x artı 30 diye yazarım. E Allah Allah burada bir durum gelmedi. Ne yapacağız hocam? O zaman bak niye bir durum gelmedi? Çünkü sen buradaki eşitliğin mantığını kullanamıyorsun. Hocam buradaki eşit ve burada da ayrı ayrı bir eşitlik var. Bu eşitlikler yan yana değil. Demek ki bir şeyler çizmemiz gerekecek. 90'lık varsa aklımıza ne gelecek? Muhteşem üçlü. Hemen muhteşem üçlüyü çizelim. 90'dan çizilir muhteşem üçlü ve kenar ortaydır. Muhteşem üçlüyü çizdik. Eşit eşitken burası da ne olacak? Eşit. Aa bak burada bir ikiz kenar çıktı. Hatta şurada da bir ikiz kenar çıktı. O zaman ne olacak arkadaşlar? Burası x artı 30'sa. Aha da burası da x artı 30 olacak mı? Olacak. E sonra hocam burada da bir x kenarlık var. Hocam burası x'e burada buradaki açı da x'tir. Bak artık x'i bulabiliriz. Şuradaki üçgende x, x artı 30 ve x artı 30. Yani 3x artı 60 eşittir 180'den. 3x eşittir 140'dan. Pardon 120'den. X'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 40 derece buluruz. E benden alfa isteniyor. Hocam burası 40 tamamı 90 derece olduğundan burada kaçı kaç derece olur? Burası 50 derece olur. Hemen 50'yi yazalım buraya. Şurası 50 derece. Hocam x kenarlık da var burada. 50 ise alfamız da kaç yapacaktır? Çünkü x kenarda tabana ait açılar birbirine eşittir. Burası da 50 derece yapar arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Burada ne var mesela? A hocam soruyu okuyalım. Ee, i̇lk önce soruda verilen bilgiye bakalım arkadaşlar. A hocam burada dik tabanı keş parçaya Sakın şuradan şöyle şunu çizeyim. Kenar ortaya çizeyim falan filan hikayesi yok arkadaşlar. Ne dedim ben size? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın. Hem dik hem kenar ortay. Aklınıza ne geldi? İkiz kenar hocam. Aklınıza gelen başınıza gelsin inşallah. O da geometri tabii. Yüksekliğin kollarında şöyle ikiz kenar gelmez mi aklımıza? Gelir. Hemen eşitleri koyun arkadaşlar. Şu parça ile şu parça birbirine eşit. Bakın 20 ise o zaman burası 20 yaptı. Aha iki açı yan yana gördüm. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit 40'a eşit. Bak takıldık. Lütfen ama lütfen. Takıldığınız zaman soru yok arkadaşım. Soruda verilen bir bilgiyi kullanmadığınız için soruyu çözemiyorsunuzdur arkadaşlar. Bakıyoruz o zaman burada. Hocam DC ile AB'de birbirine eşitlermiş. Hmm, DC ile AB'de birbirine eşitmiş. O zaman ben burada de koyayım. Bak DC çizgi demişsem burası da çizgi. A ne çıktı burada x kenar. O zaman 40sa burası da 40'tır. 40 40 80 buraya kaç kaldı 100. O zaman ABC açısı kaç yaptı arkadaşlar? ABC 120 derece yapar arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 120 oldu. Geldik bir sonraki soruya. A hocam ne yapayım burada? Hocam buradan buraya çizeyim. Bir üçgen oluşturayım. Yok ya. Şurası 90 derece olmuş olsaydı eyvallah. Hem yükseklik hem kenar ortay. O zaman aklına ikizkenar kenar geldi. X kenarı oluşturabilirdin. Ama yok öyle bir şey. Sadece ve sadece kenar ortaylık var. Sadece ve sadece eşitlik var. Ve verilen bilgileri hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Bak onu 3'ü 13'ü asla ama asla kullanamıyorsun. O zaman hiçbir verilen bilgiyi kullanamıyorsan büyük ihtimalle ek çizim vardır eşitlik varsa hangi ek çizim aklına gelecek? Tabii ki orta taban. Hemen eşitliğin olduğu yerden orta taban çizgisi aklımıza gelsin. Şuradan orta taban eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyduk. İki ihtimalim var. Ya sola çizeceksin ya aşağıya çizeceksin. Sola çizdiğimizde Alfaya ait bir üçgen oluşmuyor ki karışık olan yere doğru çizin diye söylemiştim zaten. Aşağı doğru çizelim. Aşağı doğru çizerken de böyle değil. Aşağı doğru çizerken de ne yapacaksınız? Bakın şuna paralel çizeceksiniz. Yani buradan şuraya doğru paralel çizeceksiniz. E, siz bu paraleli çizdiniz. Eşitliğin mantığını kullanarak. Şunlar birbirine nedir arkadaşlar? Paralel. E iki e oran vardı. Hocam o zaman burası 5. <laughs> Sonra hocam şunlar birbirine paralel. Verilen her bir bilgiyi kullan Allah aşkına. Paralel çizdin. Orta taban çizdin ya. Yani burası kaç? 13 ise burası 16. 13 3 ise 16. Paralel bu orta taban çizgisi 2 eş parçaya böldü. 8'e 8. Yani buraya ne kaldı? 5. A ikiz kenar çıktı. Bak bulmaca çözmek. Başka bir şey değil. İkiz kenarsa o zaman alfa ise burası da ne olacak? Alfa. İki iç açının toplamı iki açıyı yan yana görünce dayanamam. Hemen iki alfayı yapıştırırım. Yapıştırdık. E sonra ne yapacağız? Kullanmadığım bilgiye bak. Neyi kullanmadın? Hocam 52'yi kullanmadık. A 52'ye baktığın an zaten fark edeceksin. Hocam ben 52'yi kullanmadım. Zaten şununla şu birbirine paraleldi. O zaman 52 ile 2 alfa nedir arkadaşlar? Tabii ki yöndeş açıdan dolayı birbirine eşittir. Alfa'mız da buradan kaç çıkar? 26 çıkar arkadaşlar. Evet. Bu sorumuzun cevabı da 26 oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet, bu sorulara bir numara yazmam lazım herhalde. Evet biraz sonra yazarım ben onlara. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Bakıyoruz soruya. soru çok karışık hocam. Bir de BE ile EC de birbirine eşit verilmiş. BE ile EC de birbirine eşit verilmiş. Allah Allah sadece eşitliği mi kullansam? Ama onun öncesinde ben size ne dedim? Hocam şeylere dikkat edin. Neylere dikkat edin? Ee, yükseklik varsa yüksekliğe dikkat edin. Aa, hocam yükseklik. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Aklına ne getirdi? Hocam ikizkenar. Aklına gelen başına gelsin. Bak yüksekliğin bu. Yüksekliğin kollarında x kenar gelecek. Şöyle aklına. Şöyle x kenar. Hocam o zaman bir x kenara tamamlayayım. Hop şöyle. Hop şöyle. Çizdik. E bu x kenar üçgen ne oldu? x kenarda çizilen kenar ortay oldu. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. E burası 17 ise burası da 17'dir. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. <laughs> Sonra ne yapacağız hocam? Sonra x'e bakacaksın sonuca ulaşacaksın. Hocam bak x'e bakıyorum. x'e baktım. Şu eşitliği kullanmadım. Aa bunlar da eşit. A, 8'de bulduk derken aslında çok zor bir soruyu çok da kolay bir şekilde çözdük arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman buradaki üçgende ne var gençler? Bir orta taban var. Şunlar eşit. Bunlar eşit. Yan yatık bir orta taban var. Şöyle. Yani burası kaç? 8 ise burası da kaç olacaktır arkadaşlar? Direktman 4 olacaktır. Yani x'i buradan 4 buluruz sevgili gençler. Tamam mı? Olay bu. Ve geldik beşinci soruya. Bu sorulardan sonra doğru da açılar ve üçgende açılar diye devam ediyor arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bu soruları öncelikle kendiniz çözün. Videodan değil de kendiniz bakmanızı tavsiye ediyoruz. Videonun başında da zaten size söylemiştik. E, ee, doğru açıların eski nesil soruları ve yeni nesil soruları birbirini harmanlayıp o şekilde sormuştum. Bundan da bahsetmiştim. Evet 5. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir açının bütünlerinin ölçüsü ile tümlerinin ölçüsü toplamı 120 derecedir. Bu açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Bir açı. Bir açıya ne diyeceğiz? Alfa diyeceğiz. Bütünlerinin ölçüsü ile yani 180 eksi alfası ile bütünleri 180'e tamamlayan açısıydı e, tümlerinin ölçüsünü toplamı yani 90 eksi alfasının toplamı nedir? 120 dereceymiş. E buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 alfa. Öbür tarafa atınca 2 alfa. 120'yi buraya attık. 180'den 20 çıktı. 120 çıktı. 60 kaldı. 60 90 daha. 150 yaptı. E buradan da alfayı kaç buluruz? 75 derece buluruz. İşte bu açı kaç derecedir diye soruluyor bize. Cevabımız böylelikle 75 çıkar arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı. Geldik 6'ya. Paraleller hmm. paralellikler var. Arkadaşlar ee, bakın bunlar tekrar videoları. Hocam kolay, zor demeyin. Yeni nesille harmanlayıp öyle sordum. Amaç burada tekrar etmek, zor sorular çözmek değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi yüzü kullanmak lazım. Seçenekler çok fazla. Hocam U kuralından 80'i buluruz. Ya da hocam Z kuralı var burada. Z kuralından dolayı Burası kaç derece yaptı? Bir de bilinenden bilinmeyene doğru gitmek mantıklı. Z kuralından dolayı bu açının tamamı kaç yapar arkadaşlar? 100 derece yapar. E bu açı iki parçaya bölünmüş 50'ye. 50 oldu o zaman burası. Şimdi alfaya bakacak olursak hoppa şurada bir U kuralı var. Yani toplamları 180 olacak. Alfa artı 50 eşittir 180. Alfa da buradan kaç derece olur? 130 derece olur arkadaşlar. Cevabımız 130 çıktı 6. soruda. Geldik 7. soruya. <laughs> evet yeni bir soruyla harmanlamışız. Bakalım soru ne diyor. Bir ışık ışını düz bir aynadan yansıtılınca gelen ışınla ayna arasında kalan açı yansıyan ışınla ayna arasında kalan açıya eşittir. Bunu daha öncesinde kendi videolarımda da çok anlattım. Vurduğu açıyla gidiyor arkadaşlar ki artık bununla alakalı bir soru bekliyorum arkadaşlar. Özseyim'e böyle bir soruyu sormadı. Böyle bir açıklama metniyle böyle bir soru da artık gelebilir. Hazırlıklı olun buna. Aşağıda işte şöyle bir ayna verilmiş arkadaşlar. Şu şekilde vurmuş, yansımış, gitmiş, böyle gelmiş. Şuradaki açı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi 20 ile vurdu, 20 ile gidecek. Hop burası kaç yaptı? 20 derece yaptı. Hocam takıldık. Takıldıysak soruyu okuyalım. Yani 80. 80'den dolayı U kuralından dolayı toplamları 180 olduğundan burası 100 yapmaz mı U kuralından? Evet. E burası 100 yaptıysa arkadaşım. Çünkü bunlar paralelmiş. 120 ise buraya kaç derece kaldı? 120 ise 60 derece kaldı değil mi arkadaşlar? 180 yapması için. Üçgenin iç açıları toplamı 180'den dolayı. E burada da vurdu açıyla gidecek. 60 vurduysa 60 ile gidecek arkadaşlar. E 80 60 daha 140 buraya ne kaldı? 40. E burada da vurdu açıyla gidecek. Yani burada açımıza kaç derece yapar? 40 derece yapar. Evet güzel ve mantıklı bir soru arkadaşlar. Cevabımız 40 derece oldu. Aslında yeni nesil korkutucu gibi gözüküyor şöyle okuduğumuz zaman. Hocam bu ne falan diyorsunuz ama işin içine dalınca ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. 7. soruyu da böylelikle 40 bulduk. Geldik 8. soruya. Şekilde bir kaldırımı aydınlatan lamba görülüyor. Lamba A noktasına zemine diktir. Bak zemine dik. Yani şurada kaç, kaç derece arkadaşım? 90 derece. Evet. Açılar 160-140 ve alfa isteniyor bizden de kaç olmalıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. DX bu da zemine paralelmiş arkadaşlar. O zaman DX mı zemine paralelse şuna paralel yani. Aslında ne oldu? Şöyle şu paralel, şu paralel. E bu paralel doğrular atma. Şöyle kırımlar var. Bize alfa açısı isteniyor. Ne yapacağız? Bununla ilgili bazı arkadaşlar formülü bilebilir ama formüle gerek yok. Ne yapıyorduk? Küçük bir paralel. Sivrilen yerden paralel. Sivrilen yer burası. Bir paralel attım. Hocam burada da sivilen yer var. Bir paralelde buradan attım. Bitti gitti. Hocam burası 90 ise U'dan dolayı burası da 90'dır. 180'e tamamlayan açısı E. Bunun tamamı kaçtı arkadaşlar? 160'tı. O zaman buraya ne kaldı? 70. Hocam burada da U var. Toplamları 180 yapmalı. Yani buraya 110 kaldı. Hocam tamamı 140'tı. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 derece kaldı. E hocam burada da bir u kuralı var. Toplamları 180 yapmalı. Yani alfa artı 30'un 180 derece yapması lazım. Alfa'yı da buradan kaç derece buluruz? 150 derece buluruz. 8. sorumuzun cevabı böylelikle 150 çıktı arkadaşlar. Geldik 9'a. Evet bu caddeli soruları görüyorsunuz. Bazen kafanız karışıyor arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Ne yapın biliyor musunuz? Bence direkt baş şunu yapın. Caddelerdeki burada açılar. Hocam yöndeş açıdan burada açıda yöndeş açı falan filan demeye gerek yok. Caddeler böyle. Kestikleri yere caddelerin şu kenarları birbirine paralar ya. Yöndeş açıdan burası da 100 oluyor zaten. Şu caddelerin ortasındaki doğruları çizerseniz normal doğruda açı sorusuna dönüşür arkadaşlar bu. O yüzden hiçbir şekilde kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Şu ortadaki çizgileri çizin. Bak soru neye dönüştü. Hocam 100 ise burası da 100. Hocam y ise burası da y. Hocam x ise şurası da x. Hocam 150 ise burası da 150. Hocam işte burası 170 ise burası da 170. Artık soru bitti gitti arkadaşlar. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Ne yapacağız? Biz şu paralel doğrulara bir yoğunlaşacağız. Hocam şu paralel doğrular var görüyorsunuz şöyle. E bu paralel doğrulardan dolayı 150 ise o zaman verilen bilgileri kullanacağız değil mi? 150 ise burası nedir? 30. Hocam, U kuralı var. Toplamları 180. Yani burası 150 derece yapar o zaman. E, ya da direkt yöndeş açıdan dolayı 150 de diyebilirdik. 100 150 daha 250 360'a tamamlayan açısı 110 derecedir. Yani Y'yi 110 bulduk. Geldik X'e. Hocam, X'e baktığımız anda şu paralel doğruyla bu paralel doğruya bakacağız zaman. Arkadaş şuraya baktığın zaman ne fark ediyorsun? Şöyle baktığımız zaman şöyle bir M kuralı var mı? Var hocam. O zaman M kuralını yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir M kuralı. Ya da M kuralını yapamıyorsanız da şöyle ıı, içeriden paralel çizip de o şekilde yapabilirsiniz. M kuralında nerede açı lazım? Burası 150 derece. Yani burası 30 derece. Şu açı ve şu açı lazım bana. Şu X'i bulmak istiyorsak. Bu tarafa bakan açıyı bulmak istiyorsak. Hocam burası 170. Burada kaç kaldı? 10 kaldı. O zaman 30 ile 10'un toplamı direkt x eşit değil midir? X de 30 ile 10'un toplamıdır. Yani 40 derecedir arkadaşlar. E o zaman... X'i 40 bulduk. Y'yi de 110 bulduk x artı y isteniyor. 40 artı 110'dan cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 150 derece oldu. Evet cevap edremit oldu. Genelde sorularda ce şş, cevapları almamışım ama burada almışım. Neyse fark etmez. Cevabımız 150 oldu arkadaşlar. Anladınız mı? Böyle caddeli sorularda görüyorsunuz kafanız çok karışıyor. O ortasındaki çizgiler bizi sonuca iletecektir arkadaşlar. Ortasındaki çizgilerden dolayı gidin. Hatta şekilde hala karışıklık elde ediyorsanız aynı şekilde Yan tarafa çizin şöyle. Şöyle 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 paralel paraleller olacak şekilde çizip ona göre işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek 9'un cevabı 150 oldu. Geldik örnek 10'a. Ne yapacağız? Hocam 120 derece var. Ya seçenekler çok fazla arkadaşlar. Şöyle Hocam zikzak var. Şöyle zikzak var. Sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan. Şuraya bir ağaç deyip sola bakanlar toplamı sağa bakanlar toplamına eşit diyebilirsiniz. Ya da ben burada bu şekilde yapmayacağım arkadaşlar. Burası 60 derece ya. Önemli olan şurayı bulacağım. Burası 90ken burası da 90 ya. Aa şununla da şu paralel oldu. Genelde biz paralel doğruları ne yapıyoruz arkadaşlar? Paralel doğruları uzatıyoruz. Uzatayım kardeşim şöyle. Uzattığım zaman ne oldu? Aa hocam şununla da şu paralel ya. O zaman e, 60'tan kullanayım önce. Z'den dolayı burada kaçı da 60 derece yapar. Burası 60 derece. E şimdi bununla da paralel olduğunu bulduk. Kullanalım. 60 ise yönleştikten dolayı burası da kaç yapar? 60 yapar. Hocam bak 90'a 90. Yine aynı şekilde buraya 70 deyip zikzaktan dolayı yapabiliriz arkadaşlar. Sağa bakanlar sola bakanlar toplamı. Ya da Arkadaş burası 90 iken burası 90 yani 90. Z kuralı sağlandı. Şunlar da birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Paralel. E biz paralel doğruları uzatıyoruz. Uzatalım arkadaşım şurada. Uzattığım zaman da şöyle. A hocam buradaki Z'yi de kullanabilirim ben. Z'den dolayı 70 derece. E zaten şununla da şu birbirine paralel. 70 ise o zaman burası da kaç yapar? 70 yapar. E şuradaki üçgene baktığımız anda 60, 70 ve X'in toplamı. 60, 70 ve X'in toplamı. 180'e eşit olacak arkadaşlar. E, dolayısıyla buradan ne geldi? E, x açısında kaç derece buluruz arkadaşlar? 50 derece buluruz. Tamam? 10. sorumuzun cevabı böylelikle. 50 çıkar. Geldik 11'e. Biraz doğru da açılarda yeni nesil soru bakalım. ne Nasıl bir soruymuş? Aşağıda düz bir zemin üzerinde. Önemli olan okuyup anlayabilmek arkadaşlar. Okuyup anlayabildiğiniz sürece soruları çok rahat bir şekilde yaparsınız. Aşağıda düz bir zemin üzerinde O1, O2 ve O3 noktaları etrafında sağa sola doğru dönebilen kırmızı ve mavi yeşil çubuklar gösterilmiştir. Evet. Kırmızı, mavi ve yeşil çubuklar gösterilmiştir. Kırmızı çubuk sabit tutularak mavi ve yeşil çubuklar döndürülüyor. Buna göre aşağıdaki verilen döndürme işlemlerinin Hangisinin sonucunda 3 çubuklu birbirine paralel olur diye soruluyor. Paralel olması için ne olması lazım arkadaşlar? Burası 45 derece ise burayı da 45 derece. Yönde seçi olması lazım. O zaman düşünün şimdi benim ne yapmam lazım? Şuradakini döndüreceğim arkadaşlar. Yani ben açıyı biraz daha genişletmem lazım. Ben bu tarafa doğru döndürürsem açı ne oluyor? Bak daralıyor değil mi? Bak bu tarafa döndürdüm. Şuradaki açı ne oldu? Daraldı. Görüyorsunuz. Zaten bu iki açının toplamı 44 yapıyor. O zaman benim ne yönünde döndürmem lazım bunu? Hop bu yönü döndürmem lazım. Burası 44 derece değil mi? O zaman 1 derece döndürürsem 45 derece yaparım. Yani iki yönünde 1 derece. Evet, iki yönünde 1 derece döndürmem lazım arkadaşlar. O da şurada var. 45 derece yapmak için tabii ki bura. Evet, iki yönünde 1 derece döndürdüm. Geldim şuraya. Hocam burası da şöyle Burası da böyleyken ben bunu böyle yaptığım zaman daralıyor değil mi açı? Bak 43 derece daralıyor. O zaman ben bunu da 4 yönünde şöyle döndürmem lazım. 43 derece ya kaç derece döndürmem lazım? 43'ten 45 yapmam için hop şöyle. Yani Z kuralı sağlansın ki birbirine paralel olsun. Kaç derece? 2 derece döndürmem lazım. 4 yönünde 2 derece. 4 yönünde 2 derecede. O da burada var arkadaşlar. O yüzden cevap ne yaptı? Denizli yaptı. İşte sabit o nokta etrafında döndürme dediğimiz bu arkadaşlar. Döndürme dediğimizde Böyle nokta sabit kalacak. Doğruyu şu şekilde döndüreceksiniz arkadaşlar. Döndürme mantığı da zaten yine sorularımızın arasında var. Biraz sonra da göreceksiniz. Kolay bir soru mu? Evet bazen yönleri karıştırabilirsiniz. Hocam bir yönünde mi iki yönünde mi? İşte biz burada temel mantığı verdik arkadaşlar. 11. sorunun cevabı böylelikle Denizli yaptı. Geldik 12. soruya. İşte yeni nesle çevirebilirler arkadaşlar. Şöyle makasla kesebilirler. Bir şeyler yapabilirler falan filan. Kesmişler ayırmışlar. E arkadaş bu 95 derece. Aslında burası değil mi? Evet hocam burası 95 derece. Hocam bu 60 derece kesip parçaladık. Aynı açısı. Bakın burada açısıyla bu boşluk aynı açısı değil mi? Çünkü bu, bu, dolu bu, boşluğu dolduracak. 60 derece. Hocam 35. Hocam burası da 35. Hocam ne var burada? Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Zikzaktan yapabiliriz. Ya da sıkıntı yaşıyorsan zikzakta sivrilen yerlerden paralel çizerek de yine sonuca çok daha rahat bir şekilde ulaşırsın. Bence daha pratik bir şekilde ulaşırsın. Ama biz yine de şeyden yapalım. Zikzaktan yapalım. Hocam sola bakandan başladık. Sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan. Hocam bu da sola bakıyor değil. Dikkat. Ne yapacaksın sıralı? Sol, sağ, sol, sağ, sol. Burada da sağa bakarsın lazım. Sağa bakan açısı da kaç derece? 180 eksi alfa derece. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? 45, 60 ve 40'ın toplamı eşittir. 95, 35 ve 180 eksi alfanın toplamından sonuca ulaşacaksınız. Ama ben ne yapıyorum? Dediğim gibi sivrilen yerden paralel çizip sonuca daha rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. İşlem kalabalığı yapmıyorum en azından. Şuradan bir paralel çizdim. Hocam Z kuralından 45 kaldı. 45 oldu. E tamamı 90 sa buraya 40 derece yok 50 derece kaldı. Hocam burada da yine aynı şekilde Z Z'den dolayı 50 derece. Ne kaldı buraya? 10 derece. Hocam burada da Z. Z'den dolayı 10 derece. Hocam burası kaç dereceydi? 35 dereceydi. Buraya kaç kaldı? 25 kaldı. Hocam şurada da bir paralel çizelim. Z'den dolayı 25 derece. O zaman buraya kaç derece kaldı? 15 derece kaldı. Hocam şunda da şu paralel. Bu sefer burada U kuralı var. Ya da bunu uzatırsınız. Z'den dolayı buraya 15 dersiniz. Alfa ile 15'in toplamı da nedir? Alfa artı 15 eşittir 180 dersiniz. Alfayı da buradan 165 derece olarak bulursunuz. Tamam baştan söyleyeyim bazen işlem hataları meşhurdur biliyorsunuz gerçi işlem hatası yaparsam da affola artık yapacak bir şey yok bazen böyle ama en kolay işlem hatası yapmamak için de bu şekilde ben formülüze değil de yani toplama ve çıkartmayı olabildiğince minimal seviyeye getirmeye çalışıyorum arkadaşlar ki büyük ihtimalle bu soruda işlem hatam yoktur diye umut ediyorum. Evet neyse 12. sorumuzun cevabı böylelikle bu şekilde oldu. Yani eski nesilde ne yapıyor? Şöyle zikzak bu işte burada kaç nedir? Şimdi ne yapıyor? Makasla kesiyor. E şunlar birbirine paralel. E makasla kestiğinde işte yine zikzak oluşuyor yani. Tamam mı? Eski nesille yeni nesil soru arasındaki farkı anlamışsınızdır umarım. Geldik buraya. <laughs> 13. sorudayız. Aşağıda küçük evler için tasarlanmış duvara gömülü dikdörtgen şeklindeki yatak verilmiştir. Hmm, duvara dönüyor. AB ve CD doğru parçaları. Yatağın ayaklarıdır. Yatağın ayakları şunlar. Yatak E noktasından, ayaklar ise A noktasından menteşe ile sabitlenmiştir. Evet. A ve C noktasından menteşe ile sabitlenmiş. Bu yatak E noktasından sabitlenmiş arkadaşlar. Yatağın ayakları her durumda duvara paraleldir. Her durumda duvara paralel. Arkadaşlar ne demek bu? Her durumda duvara paralelse şununla şu paralel olması Bakın şununla şunun paralel olması, bununla duvarın paralel olması, e, bu duvarla da bunun paralel olması, e, bu ayakların da paralel olması anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. O zaman tamam. Şunlar birbirine paralel arkadaşlar. Peki devam edelim. Buna göre yatak 35 derece eğildiğinde, aşağı çekildiğinde arkadaş 35 derece aşağı çekeceğim. Bak. Bu E noktasında döndürüyorum. Bak buradaydı ya. E noktasına hop 35 derece döndürdüm. O zaman döndürmeden önce buradaydı. Şimdi döndürdüğüm zaman ne oldu arkadaşlar? Hop şuraya geldi. Kaç derece döndürdük? 35 derece döndürdük. O zaman burada kaç kaç derece arkadaşım? 35 derece. Hemen oradaki 35 dereceyi yazalım. E hocam şu duvarla zaten burası birbirine paralel. Duvarla da şu kenarlar birbirine paralelde. E şurada bir 35'e bakacak olursak Z kuralı var mı? Var. Şu açı da 35 derece. Yöndeşlikten dolayı bu açı da kaç derecedir arkadaşlar? 35 derecedir. AB ayağının yatakla yaptığı geniş açı nedir? AB ayağının yatakla yaptığı geniş açı o zaman ne olacak? Arkadaş burası 35 derece ise şurası 35 derece ise geniş açısı yatakla yaptığı geniş açısı burası yapıyor. 180 eksi 35'ten 180 eksi 35'ten kaç yapıyor? 145 derece yapar arkadaşlar cevabımız. Yani kaçıncı soru bu? 13. sorunun cevabını da böylelikle 145 bulduk arkadaşlar. Evet geldik üçgen sorularına. Ne var burada? X kenarlıklar var. X kenarda taban açılan. ÖSYM'nin üzerinde durduğu açılar, açı sorularında üzerinde durduğu şeylerden biridir arkadaşlar bu. Üzerinde en fazla durduğu şeylerden biridir. Hemen x kenarda taban açılarına değerler yazın kardeşim. x, x. E. Hocam aynı cinsten yazabiliyorsanız yazın yazamıyorsanız da iki iç açı bir dış açı. Yani aynı cinsten yazmak ne demek? İki iç açı bir dış açı. Mesela diğer ikisi kenarın taban açısını aynı cinsten yazabiliyorsanız yazın. Yazamıyorum hocam. İki iç açı bir dış açı. Burası yapıyor maalesef. E, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman ben buraya ne diyeceğim? Y. Y diyeceğim arkadaşlar. Hmm. Arkadaş yüzü kullan de dediğimiz zaman ne yaparsın? Bakış açısına göre belki hocam ben bu dörtgeni kullanacağım. O zaman sen buraya 2x buraya 2y deyip dörtgen açıları toplamından gidersin. Ama bence üçgendeyiz. Üçgene bakmak daha mantıklı. 100 üçgenin açısı değil mi? Evet. Yani x artı y artı 100'ün kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 180 olduğunu biliyoruz. x artı y de buradan kaç yapar? 80 yapar. Peki. E benden alfa isteniyor hocam. E o zaman alfanın olduğu yere doğru yöneleriz. Ne var burada? X artı Y artı alfa eşittir. 180 derece zaten. E X artı Y zaten 80'di. Alfa da kaç çıkar arkadaşlar? 100 derece çıkar. İkiz kenarlık önemli. Üçgende açılarda önemli arkadaşlar. Ee, gerçi e, üçgende açılarla ilgili soruları ek çizimlerde de yapmıştık. O ek çizimlerdeki soruları da unutmayın. Az soru vardı hocam. Üçgende açılardan falan demeyin. Yeteri kadar soru var. Merak etmeyin. Evet geldik şuraya. Yine aynı arkadaşlar. İkiz kenarlar var. Ne yapıyoruz? Taban açılarına değerler yazıyoruz. X, X. Hocam iki iç açı bir dış açı. Hemen dayanamam. Yaz bunu kardeşim. Tamam. Hocam burası da Y, Y. Aynı cinsinden yazamıyorsak Y, Y yazacağız mecbur. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası da ne yaptı? 2, Y oldu. A hocam 40'ı kullanmak istiyorum dediğin an 40 şu üçgende. O zaman 2X, 2Y ve 40'ın toplamı. Bak 2x, 2y ve 40'ın toplamı neye eşittir arkadaşlar? 180'e. 2x artı 2y neye eşittir? 140'a. E. x artı y kaç olur arkadaşlar? 70 derece olur. He, şimdi alfaya bak. Alfa nerede arkadaşım? Hocam şu üçgende. Alfa artı x. Bak bu o zaman bu üçgende. Bakacaksın şu üçgene. Şu üçgeni göstereyim. Bakacaksın o zaman bu üçgene. Bu üçgende ne var? Bir üçgenin iç açıları toplamı 180. Alfa x ve y'nin toplamı kaç olmalı arkadaşlar? 180 derece olmalı. X artı y'yi 70 bulduysak 180 eksi 70'ten alfayı da kaç derece buluruz? 110 derece buluruz arkadaşlar. Evet 15. sorumuzun cevabı da böylelikle 110 çıktı. Ve geldik 16. soruya. Güzel sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Sözel bir soru. Biliyorsunuz sözel sorularda yani şu mantıkta bir soru da yine gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin. Bir ikizkenar üçgenin ABC üçgenin iç açılarının oluşturduğu küme ee, A 80'e alfaymış. Bu ne demek? İkiz üçgenin oluşturduğu küme. Hocam iki durum vardır. Nasıl hocam iki durum? Şöyle. Bakın arkadaşlar. İkiz kenarın birinci durum şu. İkiz kenarın tepe açısı 80 derece olabilir. İkiz kenarın tepe açısı bakın 80 alfa ya. 80 derece ise taban açıları alfa alfa olur. Ya da x kenarın tepe açısı alfa ise taban açıları da 80 80 olur. Bitti. Başka bir durum var mı arkadaşlar? Yok. Alfanın alabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruluyor bize. E alfa alfa ve 80 ya da 80'den 180'den 80 çıkart 100 2'ye böl. Bunlar 50'şer derece yaptı. Ya açımız 50 derece yapar ya da 80 80 160 ise buraya kaç derece kaldı? 20 derece ya da alfamız 20 derece yapar. Alfanın alabileceği değerler toplamı isteniliyor bizden. Cevabımız da kaç çıkar arkadaşlar? 70 derece çıkar. Evet normalde çıkları koymuyorduk ama burada da koymuşuz. 16. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu arkadaşım. Geldik 17. soruya. ABC ve DF birer eşkenar üçgen. Arkadaş yani eşkenarda maalesef ee, soruyu yapamamızın en büyük eşkenar üçgen konusunu anlatırken söyleyeceğim zaten. En büyük sebebi eşkenar diyor öyle bakıyoruz. Ya kardeşim açıları yazsana sen. Yaz kardeşim şuraya açıları. 60, 60, 60. Hatta eş olsaydı böyle eşitleri falan da koyabilirdim arkadaşlar ama bir köşede falan şey yapmıyor. Eşitleri de koymak lazım. Bir, açıları yazmıyoruz. iki eşitleri yazmıyoruz. İlk önce açılardan yürüyelim. Çıkmazsa eşitleri de yazarız. Ekstra bir x kenarlık çıkmayacak gibi ama. E diğer üçgende de 60, 60'ları yazalım. Şu üçgende, df üçgeninde de 60, 60, 60. Şimdi bak soruyu çözmek için. Verilen bilgileri kullanmak o kadar önemli ki. Ya hocam şöyle bakıyorum şu burada bir M var gibi ama toplamları 120 yapmalı burası 20. M yok bir kere niye? Paralellik yok çünkü orada. O zaman farklı bir şey. Yani sen bir kere soruyu çözmen için verilen bilgiyi kullanman lazım. Bak ben hep böyle çözüyorum. Aa hocam ne kadar hızlı çözüyorsunuz. Ne kadar zekisiniz. Zeki meki değilim kardeşim. Verilen bilgiyi kullanıyorum sadece. Sen de zeki olmak zorunda değilsin. Verilen bilgiyi kullan. E sen burada soruyu çözmek istiyorsan ne yapacaksın? 20'yi kullanacaksın. Hocam burası 20 derece. Heh 20 derece nerede? Hocam 20 derece şu üçgenin açısı. Bak a bu üçgenin açısı diye gösterince ne çıktı? 20 burada var. 60 burada var. O zaman ben burada kaç şey bulabilirim? Kaç derece burası? 20 60 daha 80. 180'e tamamlayanı 100. Hocam şimdi ben alfayı hiç çözmem lazım. E burada da arkadaşlar bakın ne var burada? Artık ben şu açıyı bulabilirim. Bu açı nedir? Şuraya x diyecek olursam şuraya x diyecek olursam a x ile 60'ın toplamı 100'e eşit. X demeden de zaten 40 diye de söyleyebilirsin. X artı 60 yani iki açı yan yana geldi dayan ama bak soru beni yönlendiriyor. Kısa, kısa yola yönlendiriyor. İki iç açının toplamı bir dış açı. X artı 60 eşittir 100. X de buradan kaç geldi? 40. Evet burada kaçı 40 derece ise bu da 180'e tamamlayan açısıdır. Alfamıza kaç derece yapar o zaman arkadaşlar? 40'ın 180'e tamamlayanı 140'tır. Yani buradan alfamız 140 derece oldu sevgili gençler. 17. soru böylelikle 140 çıktı. Geldik 18. soruya. Şimdi ABCD dörtgeninde hocam dörtgen, üçgen üçgen yok. Ne yapacağız? Ama iki kenarlıklar var. Aa hocam ikizkenar kenar üçgen oluşturayım. Hop şöyle. Bak bak bak. Özel açılarda anlattım ve anlatacağım. Ee, şeyde de anlatacağım. Sakın ama sakın. Ee, özel açılar 30, 45, 60, 120, 135, 150. Bu açılar parçalanmaz. Bu açılar bize bütünsel lazım. Bunlar özel açı. Çok nadir 60'ı parçalıyoruz. Zaten sen burada bu x kenarı o da eşkenar üçgende parçalıyoruz. Ya da 120'yi parçalıyoruz o da x kenar e, üçgende 30, 30, 120 üçgende parçalıyoruz. Zaten sen bunu çizdiğinde yaz bakayım açıları. 110 sa burası kaç yaptı? 180'den 110 çıkart. 70. 2'ye böl. 35, 35 yaptı. Hocam Şurası da 25 derece yaptı. E, şu eşitliği hala kullanamıyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? E o zaman yapacak bir şey yok. Sil sil. Yani sen orada takıldıysan o çizgiye şey yapma. E hocam burada o zaman şu x kenarlığı kullanayım. Evet gayet mantıklı. Bu x kenarlığı kullan bakayım. Hiçbir özel açıyı falan da parçalamıyorsun da. Çok güzel. Bunu çizdin. Çizince ne geldi? Hocam 180'e 60 çıkarttık. 120. 2'ye böldük. 60-60'lık daha. Tamam. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. A yine takıldık. Ne yapacağız? Yahu kardeşim bak verilen bilgiyi kullan ya da çıkan bilgiyi kullan. E burada 60 60 60 çıktı. Eşkenar çıktı. Eşkenar çıktı. Sen eşkenarda bütün kenarların eşit olduğunu bilmiyor musun? Niye bu eşitliği yazmıyorsun? Bu eşitliği yazmazsan sonuca tabii ki ulaşamazsın. A önceden şu eşitliği kullanamıyordum. Şimdi artık kullanabilirim. Ne çıktı burada? X kenar. Tepe açısı 50 derece olan bir üçgenin ikizkenar kenar üçgenin taban açıları ne olur? 180'ler 50 çıkart. 130 2'ye böl 65 65 çıkar. Yani alfamız buradan 65 derece olur arkadaşlar. 18. sorunun cevabı da 65 oldu. Geldik 19'a. <laughs> Güzel bir soru. Şimdi eskiden ne oluyordu? Üçgenler direkt veriliyordu. Biz yapıyorduk. Şimdi ne yapıyorlar? Dolap veriyorlar, kapak veriyorlar, bilmem ne falan filan. İşte olay bu arkadaşlar. Yani bazı şeyleri bizim fark etmemizi istiyorlar. Şimdi aşağıda dikdörtgen prizma şeklindeki bir dolabın iki farklı durumu gösterilmiştir. Evet dolabın kapağını şu şekilde açmış, şu şekilde açmış. Bir y ve 3x açısı bir de x ve y açısı oluşmuş. Hmm, Allah Allah. Ya sen bu dolabın kapağını şöyle kapattığın zaman bak dikkat et. Bu dolabın kapağı böyle böyle açılmış hali bu. Kapalı halde bu değil mi? A açık haliyle kapalı hali birbiriyle çakışıyor. Yani şurası ne oldu arkadaşlar? Bir ikiz kenar üçgen. Hatta yine aynı şekilde açık hal kapalı hali açık hali. Ne olacak arkadaşlar? Bu kapa kapandığı zaman bu kenarlar üst üste biniyor. Yani bu bir ikiz kenar üçgen. Yani burası 3x. Yani buradan 3x artı 3x artı y'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Hatta yanda da burası y iken burası da y değil mi arkadaşlar? E, x kenardan dolayı. Çünkü bu da x kenar. Yani burada da 2y artı x'in 180 derece olduğunu biliyoruz. Her ikisi de bir, 2x, 2y artı x'in 180 derece olduğunu biliyoruz. Her ikisi de birbirine eşit. Yani 180'e eşit olduğundan eşit. 6x artı y ile 2y artı x birbirine eşit oldu. Buradan y'yi buraya x'i buraya attığımız zaman 5x eşittir y oldu. O zaman buradaki sonuç da çıktı. Y yerine 5x yazdığımızda 5x bölü x'ten cevabımız 5 çıkar arkadaşlar. Yani bilgiyi vermez. Bizim fark etmemizi isteyebilirler arkadaşlar. O dolabın kapağıyla kapalı halindeki şunun eşit olması önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bakın aslında ne kadar kolay bir soru ama ufak bir düşünce işte yeni nesil soru bu. E, ufak bir düşünce yani orada eşitliği bize vermiyor. Bizim fark etmemizi istiyorlar arkadaşlar. Dikkat edin. Ve yeni neslin dibine vuracağımız sayfaya da geldik arkadaşlar. Katlama. Artık katlamalar alıştınız sanıyorum. Şimdi ne yapmış? Bunu böyle katlamış. Bunu böyle katlayınca bu üçgen oluşmuş. Katlamalarda ne yapıyoruz? Eski haline bir şekli geri getiriyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani katlanmışa katlanmadan önce hali bu. Katladın. Katlamada ne oluyordu arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla da bu kenar çünkü bu üçgen burası oldu. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu. Alfa ise burası da alfa olacak. Hatta şurada açıyla da şurada kaç eşit olacak. Hatta şu açıyla da şu açı eşit olacak. Ama bu bilgiler yeterli mi? Bence yeterli. Burası 100 ise burası kaç oldu? 80. Hocam üst üste binen açılar eşit ya. Burası 10 derece. 180'den 10 çıkart. 170. 2'ye böl. 85-85 yaptı. 80-85 ve alfanın toplamı da alfa 80 ve 85'in toplamı da 180'e eşit. Katlama soruları bu kardeşim. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Soru çıkmadıysa üst üste binen açıların da birbirine eşitliğini mutlaka ama mutlaka göster. 80 85 daha 165 alfa da 180 165'ten 15 derece oldu arkadaşlar. Evet. Kaçıncı soru? 20. sorunun cevabı bu şekilde 15 derece oldu arkadaşlar. Geldik yine bir katlama. Katlama sorusu. Ne olursa olsun eski haline bir geri getir kardeşim. Şöyle bir açılış katlanmadan önceki haline getir. Ne yapıyoruz? Bu üçgen katlandı buraya geldi. Hemen gösteriyorsun. Üst üste binen açılar bak. Burası 30 ise burası da nedir arkadaşım? 30. E sen burası e, üst üste binen açılar burada da şurası arkadaşlar. Burası 40 ise burası da 40. Tamam. Sonra alfa isteniyor benden. Alfa. Allah Allah. Sonra 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 aa bak 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 bak. İki açı yan yana geldi dayanamam. İki iç açın toplam bir dış açı 70 derece. Bir de üst üste binen açılar şurada da birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Yani şu açıyla şu açıda birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Şöyle katlandığında üst üste biniyor. O zaman bu açıyla bu açı birbirine eşit olacak. Yani burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Şu açıyla şu açı eşit olacak. E zaten burası 40. Ee, 30 30'da 70 buraya kaç derece kaldı? 110 derece kaldı. O zaman burası da 110 yapacak. Yani 70 artı alfa 110 derece. Alfa da buradan kaç derece geldi? 40 derece geldi arkadaşlar. Tamam. Evet güzel bir katlama sorusu. Daha arkadaşlar katlamanın temel mantığı bu. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Bir de böyle eş yapılı üçgenleri kullanırlar. ÖSYM de kullanır arkadaşlar bunu. ABC geniş açılı bir üçgen. Yani eş üçgenleri kullandılarsa hep aynı kartondan e, e eş üçgenleri kullandılarsa kenarları eşitlerine mutlaka mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bak kenar eşitliği burada çok önemli. Bak şu kenar çift çizgi çift çizgi kırmızı. Yani çift çizgi çift çizgi kırmızı arkadaşlar. Hocam şurası da çift çizgi çift çizgi kırmızı. Aa, hocam burası da çift çizgi çift çizgi kırmızı. Süper. Bunlar hep aynı üçgen arkadaşlar, hep aynı üçgen değil mi? Evet. Bak eşitleri yazınca şurada bir x kenar çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Şimdi eş üçgenlermiş bunlar. Başka bir şey vermiş mi? Bak soruyu çözemiyorum. Soruyu çözemiyorum. Soruyu iyice okuyacağım. Şurada hiçbir şey yapamıyorum. Tamam hocam, şurası hadi x diyelim. X x. E, bu x kenardaki buradaki taban açıları da x x. Bu üçgendeki buradaki taban açıları da x x. Hatta iki iç açı bir dış açıdan buraya yazdım 2x. Tamam başka da bir açı yazamıyorsun. Burayı da yazdın 2x. Başka da bir açı yazamıyorsun. Takıldın kaldı. Soruyu oku kardeşim. Hocam bunu kullandık. Eşliği kullandık. AB ile BM birbirine dikmiş. Bak. AB ile BM birbirine dik. Yani şurası 90 derece vermişler. Soruyu okumak ne kadar önemli görüyorsunuz. 3x 90 ise x buradan ne geldi arkadaşım? 30 derece geldi. Hmm. x 30. Alfa isteniliyor benden. Hocam x 30 derece ise bu da 30 derece. Ee, şöyle yapabilirsiniz. Hocam alfa artı 30 ise burası da alfa artı 30 deyip ikisi de yazabilirsiniz. Ya da şu tepe açısı şu artık ikiz kenar üçgen gelmedi mi? Geldi. İkiz kenarın tepe açısı kaç derece? 30 derece. 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl. 75 75 yapmalı arkadaşlar. Alfa artı 30 da 75 ise alfayı da buradan kaç derece buluruz? 45 derece buluruz sorunun okunması ve verilen bilgilerin kullanılması ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet çok önemli. Yani siz de soruda takıldığınız zaman soru okuduğunuz zaman hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bir de döndürme mantığı. Döndürme mantığında da bak her zaman söylerim bu kalem hop döndürdün kalem aynı kalem mi? Aynı kalem. He, o zaman arkadaşlar döndürme mantığında da hangi köşe etrafında döndürülürse döndürülsün. Şurada da döndürülse. Hop hocam şöyle. Bu kalem yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani döndürme mantığında da üçgenlerimiz ne nasıldır? Eş üçgenlerdir. Bakalım. Burada bir döndürme mantığı var. Yanda gösterilen ABC üçgen A köşesi etrafında 70 derece saat yönünde döndürülüyor. Peki, 70 derece döndüreceğiz. E i̇şte şu üçgen oluşmuş. Arkadaşlar, döndürme mantığı. A köşesi etrafında bak şimdi. A köşesi etrafında sen bunu 70 derece döndürdün. Hop şuraya geldi. Yani şurada kaç kaç derece arkadaşım? Bak önceden şurasıydı. Şimdi hop şuraya geldi. Yani şu kırmızılar arasındaki açı kaç derece arkadaşlar? 70 derece. Aa hocam sen bunu böyle döndürdün ya. Hop şöyle döndürdüm. Yani kalem aynı kalem ya. Yani şu döndürdüğün doğru parçaları aynı doğru parçaları. Değil mi? Peki sonra ne var? Sonra şunu döndürdüm mesela. Bak kaç derece yine şey B üstüne geldi. Şuraya geldi. Şöyle döndürdüm. Hop şöyle döndürdüm. Buraya geldi. Aa hocam şu önceden buradaydı. Şimdi nereye geldi? Buraya geldi. Aa şu mavi parçalarda sen kaç derece döndürdün? 70 derece döndürdüm. Burada da 70 derece döndürdün. Ve bu mavi parçalarda aynı mavi parçalar değil mi? Evet. Ve ne çıktı arkadaşlar? İkiz kenar. Alfa da zaten bak bu üçgende. Olay bitti. Tepe açısı 70 derece olan ikizkenar kenar üçgenin taban açıları nedir? Eee Tabii ki 180'den 70 çıkartıp 2'ye böleceğiz. 110 bölü 2'ye 55 derece. 55 derece olur arkadaşlar şu açıyla şu açı. Yani alfamız 55 derece oldu. Gördünüz mü? Şekil aynı şekil. O eşitlikleri yazmazsanız o döndüğüm açısını o doğruda göstermezseniz sonuca ulaşamazsınız arkadaşlar. Buna böyle dikkat edin arkadaşım. Ve böylelikle üçgende açı ve doğruda açı. Yeni nesil eski nesil temel mantığı şusu busu hepsini birden verdik arkadaşlar. Umarım faydamız dokunmuştur ve bu seriler böyle devam edecek. Doğru da açı üçgen de açı bazı konular böyle uzun olabilir ama ben bu kadar uzun izlemenizi de tavsiye etmiyorum demiştim. En azından soruları siz kendiniz yapın. Çözemediğiniz soruların çözümlerine bakmanız ve videonun başındaki tekrara bakmanız sizin açınızdan önemli arkadaşlar. Gerisi teferruat. Tamam gençler olay bundan ibaret. E o zaman bu olayı bu şekilde halletmiş olduk. İki gün sonra yani çarşamba günü çarşamba günü de neyi anlatacağız sizlere? Sanırım sırada dik üçgen var. Dik üçgeni, ikizkenar üçgeni, eşkenar üçgeni birleştirip öyle anlatırım büyük ihtimalle arkadaşlar. O zaman çarşamba günü sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.